...değerli, önemli konuğum var... Ee, ...Ankara Stüdyosu'ndan... ...Profesör Doktor Hasan Ünal... ...ve İstanbul Stüdyosu'ndan Profesör Doktor... ...Emin Gürses. Hoş geldiniz diyorum e, iki konuğuma da. E, Emin Gürses... ...İstanbul'da beni duyabiliyor mu? Evet. Hocam. E, uzun zamandır özlediğinizi... ...tahmin ediyorum Emin Gürses'i de... ...Hasan Ünal'ı zaten tanıyorsunuz. E, hemen İstanbul'dan... E, ...başlayacağım... İstanbul'dan başlayacağım sevgili Emin Gürses. Ee, malum hoş geldin ee, malum ee, 15 Temmuz sonrası bir süreci yaşıyor Türkiye fetö e, darbesi bağlamında peşi sıra e, terör olayları Türkiye'yi kuşatma devam ediyor ee, işte son olarak. Büyük Elçinin e, Rusya Büyük Elçi'nin... öldürülmesi e, suikastı olayı var. Öncesinde de hem Dolmabahçe hem Kayseri'de yapılan saldırılar var. Önce e, sizden başlayalım sevgili e, Emin Gürses, e, sizin değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Uzun zamandır ekranlarda çıkmıyorsunuz. Sizin bu suikastler bağlamında yani e, ve e, terör olayları bağlamındaki ee, analizimizi almak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ee, Hasan Nalan'a da selamlar. Onu Londra'dan sonra görmedik pek. E, görüşemedik. O Ankara'da olduğu için. Ee, Sabahattin hocam biliyorsunuz e, büyükelçiler e, bir ülkeye gittikleri zaman bir mektup sunarlar Cumhurbaşkanı'na. O mektup sizin e, onun bu ülkede koruma altında olduğunu Cumhurbaşkanlığının koruması altında olduğunu da gösterir. Yani e, Rusya Federasyonu Büyükelçisi aslında Türkiye'de şehit olmuştur. Yani Rusya'da ona şehit muamelesi yapıldı, Türkiye'de şehit muamelesi yapılması gerekir. E tabi Amerika'da biliyorsunuz e, Amerika'da e, yeni seçilen başkan bir buçuk iki ay kadar bir zaman e, diliminde alıştırılıyor. E, yeni e, yönetime. O arada eee Dünyada genelde tarihi gelişmelere baktığımız zaman suikastler, özellikle Soğuk Savaş'ta 90 sonrası, suikastler, saldırılar falan artar. E, çünkü e, eski giden der ki e, ben gidiyordum, gelen der ki ben yoktum. E, onun için bugünlerde de dikkat etmek lazım. E, tabii Büyükelçi'ye büyük yapılan suikast ilginçtir. Putin e, basın toplantısında e, ne dedi geçenlerde? E, bu Türk olamaz dedi bu. Şimdi e, onu niye söylüyor? E, onun Türk olmadığını bildiği için söylüyor. Şimdi eee Şeyh Samil 1859'da Ruslara Ruslara teslim olurken arkasında bir grup e, kendisinin adamı var silahlı. Rus ordusu sarmış bu grubu. Eee Şeyh Samil Ruslara doğru yürürken ellerini elinde beyaz bayrak almış. Beyaz filama almış. Arkadan Yusuf diye biri buna sesleniyor. Bu Yusuf dediğimiz de Bedrettin Dalan'ın büyük amcası. Şey Şamil, şey Şamil, Şamil diye sesleniyor. Şamil cevap vermiyor. Sonra teslim olduktan sonra Rus komutanlar bunları topluyor diyor ki yahu senin arkadaşların sana seslendi. Niye dönüp de bunlara cevap vermedin? Dedi ki bunlar Türktür. Arkadan adam vurmazlar dedi. Ben dönmüş olsaydım beni vururlardı dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bak geleneğe bakın. 150 sene evvelden bile böyle bir geleneğin varlığı devam ediyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Yani bu adama her türlü hakaret ediyor. Ee, bir adamı arkasından vuruyorsun, yere düşüyor, tekrar ateş ediyorsun. Bu, tabii ben isterdim ki bu öldürülen polis memurunun e, kanını bir kontrol etmeleri lazım. Yani bunda bir ilaç var mı diye. Yani bu tür insanlarda ilaçlama da oluyor. Fakat asıl mesele Rus Büyükelçiliğinden Büyükelçi, rahmetli Büyükelçi çıkarken içerden bir bilgi dışarıya sızdırılıyor gibi geldi bana. Yoksa Büyükelçi zaten bu tür sokağa çıkmaları korumasız yapıyor. Çünkü ne diyordu? Türkler bana saldırmaz, Türkler beni korur diyordu. Mustafa Kemal'in biliyorsunuz sokağa çıkarken korumaya önem vermediğini, beni vatandaş beni korur dediğini biliyoruz. Sonradan biliyoruz. Suikast girişiminden sonra Mustafa Kemal etrafına korumalar almıştır. Şimdi önce büyük elçiliği araştırmak lazım. Ondan sonra asayiş şube müdürlüğünü ve koruma şube müdürlüğüne sormak lazım. Çünkü koruma şube müdürlüğü insanlara sormaz seni koruyayım mı diye. Bunların e, böyle e, bu tür e, hassas bölgelere korumalar çıkarılır. Bunlar e, kişilerin e, korunması gereken kişilerin bilgisi dahilinde olmaz. Ama bu kadar e, işler nasıl oldu bunlar büyük bir zafiyet var İstihbaratın da zafiyeti var zaten istihbaratta sıkıntılar var. bir sürü atamalar yapıldı eee MIT MİT'e, eee yani istihbaratta bilgisi olmayanların mitin içinde bazı görevlere getirildi. Bir moral bozukluğu da var. 15 Temmuz'dan sonra da bir moral bozukluğu var zaten. Ama tabii bu tür suikastlar bir paniği de gösteriyor. Yani bir panik var ortada. O panik neden, nereden ileri geliyor? Türkiye'nin batı kampından, bugün basında da var zaten AK Partililer de diyorlar, Amerika bizi e, Suriye'de yalnız bıraktı. E, Türkiye'ye şimdi IŞİD temizleme operasyonu yaptırıyorlar. Ama Türkiye'nin yapacak başka bir şeyi yok. Çünkü onca IŞİD, e, IŞİD elemanlarına Türkiye'ye saldırttılar. Cumhurbaşkanı ne diyor? Klistek, e, e, Gaziantep'te şurada burada güvenlik kalmadı, Şanlıurfa'da falan. E bunu e, Türkiye'yi demek ki bir operasyonla Suriye'nin işlerine doğru çektiler. Ama asıl mesele şimdi Suriye'nin kuzeyinde bir hak oluşturma konusunda Amerikalıların bir çabası var. Bunu e, tabii Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından da anlıyoruz. Ne diyor? Suriye'nin kuzeyinde bir devlet yapılanmasına izin vermeyiz diyor. Bu ne demektir? Demek ki istihbarat Cumhurbaşkanlığı makamına da gitmiş. Ama unutmayalım Sayın Cumhurbaşkanı. Davutoğlu'nun ekibiyle beraber çalışıyor. Yani Davutoğlu'nun ekibi şu anda Cumhurbaşkanı'nın etrafındalar bunlar. Önemli bir kısmı. Cumhurbaşkanı alınmasın şimdi. Yani ben ona söylüyorum. Bir örnek vereyim ona ben. Şimdi reis bey dinliyorsa söyleyeyim. Şimdi Libya'da Amerikalıların hedef arayışları var. Yani Libya'ya saldırılacak hangi gruplar nereye saklanmış diye bilgi alması gerekiyor. Bizim istihbarata geliyor bilgiler. İstihbaratta bunlar otomatik olarak normalde başbakanlığa bağlı başbakana veriyor. Başbakan Davutoğlu. Davutoğlu bunları Tayyip Bey'in yanındaki bir adama gönderiyor. Bu şahıs da bunları Amerikalılara veriyor. Amerikalılar da bu hedefleri vuruyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı derse ki, Reis Bey derse ki bana bu bilgiler gelmedi. Ben kendisine buradan söyleyeyim. Bir büyükelçi görevli o zaman büyükelçi bunları dosya halinde Cumhurbaşkanlığına gönderiyor. Cumhurbaşkanlığına ulaşıyor mu? Benim şüphem var. Cumhurbaşkanı kendisi Demirel'in cenazesine e, telgraf gönderiyor. Telgraf ulaşmıyor biliyorsunuz. Böyle şeyleri basından duyduk. Onun için Davutoğlu'nun ekibi ne diyordu Davutoğlu'nun ekibi? Orta biz oyun kuracağız. Yani Davutoğlu'nun ekibi bunun içinde benim eski öğrencilerim de var. Şimdi doçent profesör olmuşlar. Bunlar Tayyip Bey bizi engelliyor diye şikayet ediyorlardı. Şu anda Tayyip Bey'in bu açıklaması Demek ki kendi başına yaptığı bir açıklamadır. Yani bu e, etrafındaki bu danışma kuruluşlarına, yani is, isimlerini Hasan Unal daha iyi bilir. Ankara'da, Washington'da bunlar örgütlenmişlerdir. E, Ankara'da olduğu için Hasan Unal bu tür e, gruplar kimlerdir daha iyi bilir. Ben uzakta olduğum için bunları pek bilmiyorum. Ama bir e, iki tane grup var. Bunlar Tayyip Bey'e etrafında bir e, rapor hazırlayanlar. E, Tayyip Bey'in en yakınında adamlar var. Bir iki tane. Tayyip Bey e, bu Kuzey Suriye'de devlet kurulmasına izin vermem, vermeyiz demesi demek ki bu gruplan çelişkiye düştü. Yani o grubu dinlemiyor. Bu iyi alamettir. Bu iyi alamettir. Çünkü o gruptan biri bana bir gün geldiler. Yanında istihbaratçılar da vardı. Şahitlerim de var. Dediler ki Tayyip Bey'e söyle ya emekli olsun, evine çekilsin, namazını kılsın, Kur'an'ını okusun. Bizim Orta Doğu'daki operasyonlarımızla karışmasın. Yani Tayyip Bey'in bunları engellediğini söylüyor adam. O adamlar şimdi önemli görevlerde. Ben akademisyenim, ben sorumluluğum öğrencilerle ilgilidir. Ama tabii memlekette sıkıntı oldu mu? Bunu biz dile getireceğiz. Reis beye de bunları ileteceğiz ki sonra demesin ki ya bana bunları niye söylemediniz? Bu çok önemli. Bu Obama'nın gider ayak son açıklaması aslında Rusya'yı hedef göstermişti. Neydi açıklaması? Basın açıklaması yaptı biliyorsunuz gider ayak. Dedi ki Orta Doğu'daki Ortadoğu'dan Amerika'yı dişliyor, dişliyorlar. Bu oranın en büyük sorumlusu Rusya ve İran'dır dedi. Rusya'ya çok yüklendi. Niye? E, Trump e, ben Rusya'yla ticari ilişkilerimi geliştireceğim deyince Trump'ı hemen e, Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan çağırdılar. Dediler ki ya sen dikkat et bakalım konuşmalarına falan diye bir uyarmışlar. Yani bu uyarıya ne diyorlar? Briefing verdik diyorlar. Briefing verdik diyorlar. Obama gider ayak Obama'ya biri bunları söylettiriyor. Yani Rusya'yla ...yakınlaşmaya, yakınlaşmaktan rahatsız olanlar var Amerika'da. Amerika'da tabii iki güç, içeride iki güç kavga ediyor. Biri dünyayla ticareti geliştirelim, biri de, de diyor ki askeri operasyonlarımızı büyütelim. Askeri operasyonlarla dünyayı kontrol edelim. 1997'de Wolfowitz bir rapor hazırladı. Eğer 10 yıl içinde uluslararası sistemde hegemonyamızı sağlamlaştıramazsak... ...elimizden kontrolü kaçırırız diye bir rapor hazırlamıştı 2007 senesinde... 2017'ye geldik. Adam dediklerine doğru gidiyor. Amerika artık kontrolü elden kaçırıyor. Yani bölgede kendileri söylüyorlar. Dün düne ve açıklamalar geldi Pentagon'dan yani Savunma Bakanlığı'ndan. Amerika Ortadoğu'da Suriye'den dışlanıyor. Ama başımıza birçok bela açtı. E, Tayyip Bey ben şunu söylemek isterim Reis Bey'e. Kendi politikalarını kendi yaptığı zaman daha e, ...milli politikalar oluyor... ...bu etrafındaki danışmanlara dikkat et için... ...bir de biliyorsunuz bu danışmanlardan bir tanesi... ...dolaylı danışmanlardan bir tanesi... ...Büyükada'da... ...Henry Barkey ile beraber toplantıda yakalandı... ...bunların hakkında bir soruşturma da yapmadılar... ...ne yapıyorsunuz diye demediler... ...aa gizli soruşturma sürülüyor mu bilmiyorum... ...ondan sonra... E, ...şimdi... ...emniyet konusunda da talimat vermişler... ...üniversite mezunlarını alın... E, ...iyi okullardan mezunları alın diye... E fakat e, şunu da söylemek lazım, e, FETÖ örgütü iyi okullara kendi adamlarını sökmüş zaten. Bunlar emniyete giriyor, emniyete dikkat etmek lazım. Yani emniyetin içinden gelen raporlar var. Lise mezunları niye almıyoruz diyorlar. Lise mezunlarından FETÖ ilgilenmemiş, bunlarla bunlarla yakın temasa girmemiş. İyi okullardakilerle girmiş, onları yerleştirmiş belli yerlere. Tabii ki bu Ankara'daki polisin Tayyip Bey'in en yakınlarına kadar gitmiş gidebilmiş olması da çok sıkıntılı. Bunun bir kan bir oldu mu diye bir kontrolden geçirilmesinde büyük fayda var. Tabii asıl mesele Rus Büyükelçiliği'nin içinde nasıl bir teşkilatlanma olmuş ki bunun giriş çıkış saatleri gecikmeler olduğu halde dışarıya sızdırılmış. Kim bunu bulmuş? Bunlar çok önemli şeyler. Bir de Ankara'da, Çankaya'da eğer vatandaşın yani büyük elçinin güvenliği sallanamıyorsa vatandaş Allah'a emanet demektir. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Bu şeyi de e, sevgili hocam şunu sor. Peki e, Fethullah Gülen terör örgütü bu suikasti yapan ne amaçlanmıştır bu suikast ile? Şimdi hocam yani bu Feto dediğiniz bunlar Gladio'nun ayak takımıdır. Yani böyle bir örgütlenme örgütlenme deniyor ama bunlar tek başına bir örgütlenme değildir. Gladio Dincileri kullanır, başkalarını kullanır, sağ sol kullanır. Bunlar ayak takımıdır. Bunlar ta 60'lı yıllarda komünizmle mücadele derneğinden beri gelen işlerdir. Yeni değil bunlar. Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşması batı kampı için çok büyük bir risk yaratmaktadır. Bakın Almanlar Ruslarla yakınlaşmaya başladığı için Almanya'da bomba bulamıyorlar, tırlar giriyor artık pazar yerlerine saldırıyor. Fransızlar Almanlara yakınlaşıyordu. Fransızlara ne yaptılar? Bombalamalarla Fransızları dize getirdiler. Dediler ki sen Libya'daki petrolden hisseni al fazla ileri gitme. Türkiye'ye diyorlar ki eğer Türkiye bakın geçenlerde bir Fransız gazeteci bunu yazdı. Batı Türkiye'yi hafife alıyor. Türkiye'yi kaybederse Orta Doğu'yla hani bak. Orta Doğu'yla hani bak. Bir ses gitti geldi anlayamadım. Batı eğer Türkiye'yi kaybederse böyle bir yazı yazıldı. Batı Asya yolu tamamıyla Batı Asya'da Türkiye, Rusya, Suriye hattı kurulduğu zaman bütün doğuya geçişleri Asya hattını kaybeder Amerika. İngilizlerin daha önce hem Hasan Hocam bu konuları çalışmıştır. Mısır üzerinden Akdeniz'in doğusundan Hindistan yolunu açık tutmak için neler yaptığını tarihi belgelerde mevcuttur. Bunlar çok önemlidir. Şimdi elimizde bir belge de var. Yeni bu e, arşivlerden açıklandı. 1920'de İngilizlerin e, boru attı konusunda raporları var. O raporda şöyle deniyor 1920 senesi. Diyor ki Eylül ayında yet çıkmış bir rapor. Şimdi onlar açıklanıyor. E, Musul bölgesindeki enerji kaynaklarının Akdeniz'e akıtılması için zaten 1916'da 1916'da biz anlaşmaları yapmıştık. Bunun için Fransa'ya buradan bir iste verelim ki Fransa buna karşı çıkmasın. Sonra biliyorsunuz Fransa'ya kazık attılar. Musul'u aldılar Fransızlara hakları vermediler. Fransızlar bu sefer silahlarını bırakıp Türkiye ile anlaşmaya bu çekilip gittiler. Mustafa Kemal o zaman dedi? Düşman hatlarında yarılma oluyor dedi. Bu bizim için yararlı bir şeydir dedi. Ama İngilizlerin aynı raporda şunu da diyorlar. Bolşevikler Kemalist milliyetçilere yardım ediyorlar. Bizim için büyük risktir diyorlar. Yani Kemalist lafı şimdi geçenlerde bir iki tane doktora tezi gördüm. Kemalist elit, kemalist elit cumhuriyeti kurdu diye laf ediyorlar. Ya cumhuriyeti kuranlar, Osmanlı'nın paşaları, bunlar hepsi fakir fukara aileden gelmiş adamlar. Ne eliti? Sonra Mustafa Kemal kendi kemalist değil ki. Kemalist bunlara Anadolu'daki direnenlere kemalist milliyetçi diyen İngiliz istihbaratıdır. 1919 kayıtlarında var. Diyor ki Şam'dan bir İngiliz subayı avam kamerasına, İngiliz meclisine bir rapor geçiyor. Telgraf. Diyor ki Kemalist milliyetçiler boru attığımızın önünde engel olarak duruyorlar. Hangi boru attı? Bugün işte kurmaya çalıştıkları boru attı. Yani Musul'u Akdeniz'e taşıyacaklar. Bütün mesele budur. Adamlar ölmüş. Ya da Müslümanların ölmesi onlar için hele fakirse hiç önemli değil tabii. Bir de bir de hocam şu şeyi söyleyeyim. Bu üniversitelerde operasyonlar yapıyorlar. Ya şeylere baksınlar. Üniversitelerde bu asistan alımları 2000 yılından beri bir baksınlar bakalım. Kimleri asistan almışlar? 95'ten baksınlar. Yani tarih kaçsa. Kimler asistan alınmış, hangi heyetlerle alınmış, bunların ne kadarsı FETÖ ekibinden alınmış. Bunlar çok önemli. Özellikle büyük üniversitelerde, İstanbul Üniversitesi'nde hangi yeni, son 10-15 yılda ne türlü yapılanmalar olmuş? İstanbul Üniversitesi'ne hiç önem vermiyorlar. Alıyorlar 40-50 kişiyi, sana diyorlar ki bu işi bitirdik. Asıl can damarlarına dokunmuyorlar. Sonra kapatılan üniversitelerdeki Devlet kamu üniversitesindeki hocalar hakkında soruşturma açıyorlar ama kapatılan üniversitelerde bir sürü yani Fethullah diye kapatılan 15-16 üniversite var. Bunların içinde ne oluyor ne olmuyor bunlar kimdir bunlar hakkında da bir şey yok. Ha, gizli bir soruşturma yapıyor mu bilmiyorum ama bunlar çok önemli. Üniversitelerde asistan alımları heyetlerin doçentlik heyetlerinin oluşturulması bunlar kimler tarafından nasıl yapıldı bunlara çok önem verin bunlar için yok ayrıca soruşturma başlatması lazım. Onca tabii benden başlasın. Yani bir şey ediliyorsa benden başlasınlar önce. Ama üniversitelere dikkat etsinler. Çünkü ben bildiğim birçok asistan alımında, ben kendi üniversitelerinden biliyorum, birçok asistan alımında asistanlarda mesela ben kıdemli profesörüm, heyetlere, doçentlere alıyorlar, bizi almıyorlar. Kendi üniversitemizde, bizim bölümümüze alınacak asistanlar için. Bu yönetmeliğe aykırıdır. Bunların iptal edilmesi lazım. Ama Tayyip Bey çok dikkat etsin ekibini doğru kuramamış. Davutoğlu'nun ekibiyle çalışırsa sıkıntı, büyük sıkıntı gelir başına. Tabii Türkiye'nin de başına büyük sıkıntı gelir. Ama Suriye konusunda şu anda e, yapılacak başka bir şey yoktur. Bu operasyona devam edecek. Fakat Afrin bölgesine özellikle şey yapmak lazım, vurgu yapmak lazım. Afrin bölgesinde bir sessizlik var. Burası ne oluyor? Bir de son aldığımız bilgiler herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmişti bu bilgiler. Amerikalılar Ruslara öneride bulunuyorlar, İranlara öneride bulunuyorlar. Suriye'nin kuzeyinde bir bu PYD'ye bir bölge kuralım, bunların da güvenliğini sağlayalım diye böyle öneriler getiriyorlar. Bizimkiler bu konuda e, biraz uyanık olsunlar. Evet, bir virgül koyalım... sevgili Hasan Ünal'a e, dönelim. Hocam aynı soruyu da size yönelteceğim. E, ama izin verirseniz önce e, beraber geldik programa. Hmm. Aynı yerde oturuyoruz e, sevgili Hasan Ünal'la, sevgili seyirciler. Yolda, arabada o, sohbeti yaptık. Ben bir Rizeli olarak e, hicap duydum. E, Türkiye savaşta, Türkiye yanıyor. Böyleyken Rize Meydanı'ndan Atatürk'ün e, heykeli kaldırılıyor. Ya Yani Atatürk demek anti-emperyalizm demek, bağımsızlık demek şimdi Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki Türkiye 1923'ten bugüne en zor sürecini yaşıyor. Kuşatıldık. E böyle bir kuşatma sürecinde Atatürk gibi kahramanlar milleti, toplulukları millet yapan Atatürk misali kahramanlar yok. Kahramanların en büyüğü Atatürk dağılan bir imparatorluğun küllerinden milli üniter devlet yaratmış hı hı. bir kahraman. Onun heykelli benim memleketimde Rize'den kaldırılmasından hicap duyuyorum. Onu söyleyeyim. Yok ve belediye başkanlığı böyle bir şeyi kendi başına yapamaz. Sorması gereken yerlere sormuştur diye düşünüyorum. Onay da almıştır. Üzülüyorum. Yani Türkiye ve Rize bunu hak etmiyor. E, bu itibarla Atatürk'le bu ülkenin kahramanlarıyla uğraşmayı bırakın. Ne olur bırakın. Bir serzenişimde Kemal Kılıçdaroğlu'na, niye mi Mehmet Bekaroğlu, Cumhuriyet Halk Partili kadın kontenjanından milletvekili yapılan Mehmet Bekaroğlu dedi ki, bir bardak suda fırtına koparmayın, heykele bir şey olduğu yok. Ben şaşırmadım, Mehmet Bekaroğlu kendine yakışanı yaptı. Ama... Ee... Bunun CHP'de ne işi var? Buna hala şaşkınım Kemal Kılıçdaroğlu bunun e, hesabını cevabını vermek durumunda. E, onun da altını çizelim. Yolda da konuşmuştum. Evet. Şimdi hocam bu ara notu düştükten sonra e, aynı soruyu size yönelteceğim. Tabii birazdan şeye de gireceğiz, Suriye'ye gireceğiz ama. Suikast ile ilgili değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Analizinizi almak istiyorum. E, bu işin arkasında ne var? E, amaçlanan nedir sizce? Yani büyük Büyükelçinin hedef alınması ile amaçlanan nedir? E, bunun e, okyanus ötesi, Atlantik boyutu, Avrupa boyutu ile e, harmanlayıp e, analiz yapabilir misiniz? Memnuniyetle Sayın Gürses'i de özlemişiz. Ona da buradan merhabalar diyelim. Şimdi işin birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi Büyükelçi niye korundu, niye korunamadı, nasıl oldu? Bu konuda fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum ben kendim. Ama say rahmetli Büyükelçi iki kere bizim üniversiteye ziyaretimize geldi. Ben kendisini davet ettim. İkisinde de öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle gayet güzel sohbetler yaptı. Birisi Kırım krizinin başlangıcında, sırasında 2014 Nisan'ıydı. Ee, öbürü de 3 e, ay geçmedi üzerinden. 27 Eylül tarihinde yine misafirimizdi. Gazetecilere çok güzel cevaplar verebiliyordu. Çok kibar, çok beyefendi bir insandı. Ve Türk-Rus ilişkilerine de kendisini adamış durumdaydı. Şöyle ki aslında kendisi e, Kore uzmanı Korece biliyordu. Uzun yıllar Kore'de görev yapmış. Yani kariyerinin neredeyse tamamına yakını Kore üzerine çalışmakla geçmiş ve iyi de Korece biliyordu. Hatta bir sohbetinde demişti ki "Ben bu Türkiye'ye gelirken Sergey Lavrova beni niye Ankara'ya gönderiyorsunuz?" diye sordum. Lavrov da bana dedi ki "Bak sen Ankara'ya gidince çabuk Türkçe öğreneceksin. Ee, Türklerle çabuk anlaşacaksın. Bundan eminim. Ayrıca Korece ile Türkçe birbirine benzer diller." Onu gidince fark edeceksin diye o da ben de rahmetli şey diyordu. Bu ikisinin benzerliğini anlamaya çalışıyorum şimdi falan diye. Yani böyle e, şuradan bu bu anekdotu söyledikten sonra e, ikinci olarak şu e, büyük elçi mesela niye öldürüldü sorusunun cevabı bizim üniversitede ikinci gelişinde ki uçak düşürme krizinin ardından yaptığı kamuoyuna açık ilk konuşmaydı zaten ondan sonra ne yaptı bilmiyorum bu sergiden önce belki bir başka sergide daha konuştuğuna dair bilgiler okuyorum şimdi e, konuşmasının sonunu şöyle bağladı büyükelçi kendisine birçok soru soruldu Bu arada yok işte Halepte bizim Müslümanları bombalıyorsunuz falan diye soran gazeteciler de oldu onlara çok güzel cevaplar verdi ve şöyle bitirdi dedi ki ben dedi şöyle bitirmek istiyorum arkadaşlar bu kriz bize şunu öğretti dedi Türkiye ve Rusya, bu krizden dersler çıkardı. Ve çıkardığımız ortak ders şu ki dedi, biz bir daha krize girmemeliyiz. Çünkü Türkiye ile Rusya'nın birbirine ne kadar ihtiyaç duyduğunu biz bu kriz vasıtasıyla öğrendik dedi. Artık krizler olmasın. Ve yeni bir başlangıç oldu dedi. bize Bizim için dedi. Şimdi dolayısıyla sizin sorunuzun doğrudan cevabı bence bu. Yani işte o yeni başlangıç olacağı korkusu Rusya'yla Rusya üzerinde bir sürü ve Rusya bağlantılı birçok konuda psikolojik harekat yapılmasına sebep oluyor. Mesela sürekli olarak ortada bir eksen kayması mı var lafı dönüyor. Ne olmuş? Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişkiler canlanmış. Ya kardeşim Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler bakın Sovyetler Birliği zamanında da çok canlıydı. 1964'te Türkiye dış politika değerlendirmesini yaptıktan sonra 65'ten itibaren Sovyetlerle o kadar ciddi bir yakınlaşma içine girdi ki ve bu da büyük ölçüde yine büyük devlet adamı rahmetli Demirel'in başarılarından bir tanesidir. Türkiye Sovyetler Birliği ile olağanüstü bir yakınlaşma içinde 15 yıl içinde 65 ile 80 arasında Sovyetlerin Sovyetler Birliği'nden en fazla ekonomik yardım alan ülke konumuna geldi 15 yılda. Ve bunu NATO'da kalarak Avrupa Birliği ile ilişkilerini sürdürerek devam ettirebildi. O zaman eksen kaymıyordu da şimdi niye eksen kayıyor? Ay şeydi Ya da İskenderun, hepsi, Demir Çelik, hepsi bakın. Know-how da sermaye de. Hepsi yani bütün parası da teknolojisi de aklınıza gelen yani mesela Türkiye Seydişehir alüminyumun üzerine yeni bir şey koyamadı. İskender'in İskenderun demir çelik çok köklü bir şeydi. 3 mesela İzmir Ali Ağa tesisleri... ...o zaman rafineriyi yapamıyorduk yani... ...ha Türkiye o arada da... ...nereden nereye geldi hakikaten... E, ...muazzam gelişmeler kat, kat etti... ...ama esas demek istediğim şu ki... ...o zaman niye eksen kaymıyordu da... ...şimdi eksen kayıyor kardeşim... ...veya Türkiye ile Rusya... ...soğuk savaşın bitmesinden sonra... ...olabildiğince iyi ilişkiler kurdu... ...ekonomik manada... ...düşünün biz onlardan... E, ...gaz alıyoruz... Ham madde alıyoruz. Ayrıca değişik kalemlerden çok mal, e, miktarda mal ithal ediyoruz. Öte yandan onlara da çok çok değişik kalemlerden mal satıyoruz. Ve yoğun miktarda da Rus turisti ağırlıyoruz artan miktar, e, sayıda. Peki o zaman niye eksen kaymamıştı? Şimdi kaydı. Ha şimdi şuraya geldi. Türkiye'yi Orta Doğu'daki kirli işlerinde basit bir taşeron olarak... Kullanabildikleri sürece siz Rusya ile istediğiniz ilişkiyi kurun önemli değil. Ama siz Ortadoğu'daki Amerikan'ın, İsrail'in kirli projelerine hayır demeye başlayıp, buna da bu hayır konusunda da sistematik, kararlı bir davranış sergilemeye başladığınız anda eksen kayıyor oluyor. A, nasıl kayıyor eksen? Şimdi e, 24 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye PKK ile anladığı dilden bir mücadeleye tutuştu. O tarihlerde, kabaca aynı tarihlerde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan koridora da karşı çıktı, mı? Tamam. Ve bunlar konusunda da güç kullanacağını, kendi silahlı gücünü, kuvvetlerini kullanmaktan geri durmayacağını ortaya koydu. O günden beri eksenimiz kayıyor. Aha, yani böyle bir şey var. Şimdi eksen 15 Temmuz'dan sonra daha da kaymış oldu. Amerikan yönet, Amerikalıların gözünde niye? Çünkü Rusya ile artan ekonomik ve ticari ilişkilerimize ilaveten belki Ruslarla e, askeri ilişkilerde kurabileceğiz artık belki ortak silah üretimi gibi projeler geliştireceğiz. Ve yine geçenlerde Moskova'da yani Büyükelçi'nin öldürülmesine rağmen e, hem Rusya'nın hem Türkiye'nin devlet gibi davranarak krizin üstesinden gelmesi üzerine, e, ee, orada sergilenen ortak tavırda olduğu gibi bütün Orta Doğu'da belki e, ortak siyasi tavırlar geliştireceğiz. Ha bu korku adamlara hemen bu lafı söylettiriyor. Türkiye'de eksen mi kayıyor? Kardeşim bu şu demek. Türkiye kendi milli çıkarları doğrultusunda adımlar atıyor. Türkiye'nin yanlışları bitti mi? Henüz bitmedi. Yani dolayısıyla yani sorunuzun genel cevabı şu. Türkiye ile Rusya arasındaki artan bu ilişkileri sabote etmek için pek çok girişim yapılıyor. Psikolojik operasyonlar yap yapılıyor. Ama bunlardan bir tanesi de e, rahmetli büyükelçiye yapılan suikast. Şimdi burada öyle bir suikast karşı, karşı karşıyayız ki belki de Fethullahçıların ilk defa birinci elden kendilerinin gerçekleştirdiği bir eylem. Yani daha önce bu rahip cinayetlerinde falan... Başkalarını kullanmışlardı, evet. onları teşvik etmişlerdi, tezgahlamışlardı. Şimdi o kumpaslara dair bilgiler e, mahkemelerde ortaya çıkıyor. E, burada ilk defa kendileri yapıyor ama gene kendisi yaparken de kendisine bir nusracı süsü veriyor. Türkiye'de nusracı var mıdır, yok mudur? Sempatizanı var mıdır, yok mudur? Ayrı bir konu ama ha bunu niye yapma gereği duyuyor? İşte burada e, hala Türkiye'nin Yanlışlarından bir kısmına dayanarak bunu yapıyor. Nedir o? Biz bir yandan Rusya ile ilişkilerimizi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan vasıtasıyla olabildiğince ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da çok e, kayda değer açıklamaları ve adımları var bu, alana, bu alanda. Şimdi e, yani Sayın Gürses'in dediği gibi Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'ye e, zararı olağanüstüdür yani. Çok. çok. Osmanlı döneminde yaşasaydı. Akıbeti Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gibi olurdu diyenler var. Yani o kadar büyük zararlar verdi ki Türkiye'ye saymakla bitmez. Bunun dolar milyar dolar olarak karşılığı nedir? O da ayrı bir şeydir evet. yani hakikaten. Şimdi onların verdikleri zararları düzeltmeye çalışıyorlar. Ama bir yandan da hükümete destek veren basını siz de benden daha iyi takip ediyorsunuz. Bir gözümüzün önüne getirelim. Hala Suriye hükümetine hala Rusya'ya karşı kullandıkları dilde en ufak bir değişiklik yok. Evet. Yani iki tarafı da katil sürüleri gibi değerlendiriyorlar. Evet. Efendim Halep'i şöyle bombalıyorlar, Halep'i böyle bombalıyorlar. Şimdi efendim Halep'te çok sayıda sivile zarar verilmiş olabilir. Şimdi Halep'teki sivillere zarar verilmiş olması ayrı bir konudur. Meselenin stratejik cephesi ayrı bir konudur. Bir de yani, şu boyutu var hocam. Bir vatan savunması yani Birileri gelse Edirne ya da Hakkari'yi işgal etse e, Türkiye vatanını savunmayacak mı? Esad da vatanını Üstel savunuyor. Aynen üstelik Hakkari ve Edirne gibi e, sınır bölgeleri de değil Or Oran neredeyse Ankara'sı yani. Evet. Ha, yani Ankara'ya yakın bir yerde yani. Şimdi şöyle düşünelim bir, bir defa şunu iyi anlamamız lazım. Halep'in Suriye güçleri tarafından ele geçirilmesi bizim milli mücadeledeki Sakarya muharebelerine tekabül eder. O da onların sakaryası. Tamam? Yani bu ne demektir? Sakarya'yı biz kazandıktan ve Yunan birliklerini Sakarya'nın öte yakasına çekilmeye zorladıktan sonra 21 gün 21 gece süren o kanlı muharebelerden sonra ki milli mücadelenin askeri olarak en zayıf olduğu bir dönemde bunu başardıktan sonra dünyanın akıllı ülkeleri ne yapmıştı? Fransa, İtalya gibi devletler Ankara hükümetini tanıdılar ve Ankara hükümetiyle birer anlaşma yaparak birliklerini bugünkü Türkiye topraklarından büyük ölçüde çektiler. Bir tek İskenderun sancağı bölgesi kaldı. O da özel şartlarda Fransız mandası altındaki Suriye'ye verilmişti. İskenderun sancağı 36'dan sonra başlayan mücadeleyle de 39'da tekrar anavatana bağlandı. Şimdi biz de akıllı devletler gibi hareket edersek ne yapmalıyız? Mesela açık biz de o zaman Suriye Devleti ile birlikte hareket ederek ortak düşmanlarımıza karşı daha başarılı hamleler yapabiliriz. Bakın Elbab'da bizim askerimiz canla başla mücadele ediyor. Yaralanıyor, şehit oluyor. O, o günkü komando askerin e, verdiği beyanat gazetelere yani diyor ki biz korkmayız diyor. Ve nereye gönderilirse onu bir vatan görevi olarak yerine getiriyor. Bizim Elbap'ta ne işimiz var diye sormuyor. Ama öte yandan şunu da söyle diyelim. Eğer biz şu anda Suriye hükümet kuvvetleriyle birlikte hareket ediyor olsak, Rusya ile tam bir işbirliği içinde olsak, Rusya ile aşağı yukarı tam bir işbirliği içindeyiz. Ama Suriye ile birlikte koordine etsek bu operasyonları ya da ne kadar ediliyor Rusya üzerinden bilemiyorum. Birlikte hareket etsek daha güçlü olmaz mıyız? En azından bunun psikolojik tarafı güçlü olmaz mı? Evet. Şimdi siz Halep düştü diye bütün Türkiye'deki... E, siyasal İslamcılar. Ha siyasal İslamcılar ama nasıl? Bebekler, çocuklar, kadınlar katlediliyor. Bu arada bir şey siz de görmüşsünüzdür. Takip eden bir arkadaşım bana e, linkini göndermiş. Mısır'da polis bir hücre yakalamış. Onu biliyorsunuz. Yani işte bebeklerin, kız çocuklarının yüzünde kan gibi kırmızılıklar görmüş. Onları yakalayıp onların nerede ne olduğunu sonra bir yerde çekim yapıyorlarmış. Ve bunları Halep'te öldürülen bebekler diye yayınlıyorlarmış. Aynı Yani A bir ihvancı grup demek evet, ki. Evet. Aynen devam ediyor böyle. Tabii tabii. İhvanül Müslim'in dezenformasyonu. Şimdi, aynen dezenformasyon. Bakın rahmetli Karlov bizim üniversiteye geldiğinde bu soruları ısrarla Halep, Halep, Halep diye soran bir kasteciler de vardı. ...hükümete yakın basından... ...onlara şunu söyledi, dedi ki en son... ...bakın arkadaşlar dedi... ...buradaki ateşkesi biz bozmadık... ...buradaki ateşkesin bozulmasına sebep olan... ...Amerikan bombardımanını biz yapmadık... ...Halebi, Vuran, İHA... ...bizim İHA'mız değil... ...biz bunun araştırması için... ...karşı tarafla şey yaptık... ...görüşmeler başlattık... ...fakat İHA'nın kendilerine ait olduğuna dair... ...kanıtlar çıktıkça bıraktılar, kapattılar dedi... ...bir başka şey daha söyledi... Bütün bu e, kirli bilgiler, bu birlik bilgi kirliliği Londra merkezli bir insan hakları kuruluşu tarafından yayılıyor dedi. Hakikaten ben de onun üzerine bu Türkiye'de hükümete destek veren gazetelerin yayınlarına baktım. Hepsi oradan alıyormuş. Ben de o gün o şey söyleyinceye kadar fark etmemişim, okumuşum ama <laughs> o bölümünü fark etmeden okuyoruz. Şimdi bütün bunlar şunu beraberinde getiriyor. Adam niye kendini musracı diye tanıtıyor polis? Çünkü orada... Yani aslında ben FETÖcü değilim. Ben bu cinayeti Halep'in intikamını almak için yapıyorum diyor. Ha. Bu neyi beraberinde getiriyor? Bizim dış politikamızda hala eksik ve yanlış olan taraflar var. Ahmet Davutoğlu damarı var. Aynen devam ediyor. Basında devam ediyor en azından. Evet. Yani siz en yakın müttefikiniz olan Rusya ile ilgili böyle şeyler yazılmasına bu kadar izin verirseniz ha şunu deyin. Tamam kardeşim mesela biz burası ür bir ülke ve doğru dürüst haber analiz yazılır. Amenna. O zaman ya bu basın yazdığı her haberin aynı zamanda Rusya'daki karşılıklarını da bulup onlara doğrulatmak durumunda değil mi? Büyükelçiliğe sormak durumunda değil mi? Onlar da cevap versinler kendilerine ait olmadığını, bu bilgilerin e, e, bilgi e, tamamen psikolojik harekat amaçlı olduğunu... ...şu şu şekilde şuradan pompalandığını, bu kaynakların şu şekilde güvenilmez olduğunu yer eğer gidilip görülecekse alanda kendilerine yardım edilebileceğini vesaire neyse yani. Ya da kendilerinin hatası olduğunu Amerika nasıl bazen evet vurduk ama hataydı diyor. Anlatabildim mi? Yani varsa eğer. Ama böyle yapılmıyor. Yani müthiş bir şey pompalama ve şu. Yani aslında o Ahmet Davutoğlu kafası dediğiniz şey bir Orta Doğu'da fethiye çıkmış. Yani sanki şey zamanı Hazreti Ömer zamanında yaşıyoruz. Halit Bin Velid Kuzey Afrika'ya yani şey bizim Ahmet Davutoğlu Halit Bin Velid gibi Kuzey Afrika'yı fete çıkmış. Oradan İspanya'ya geçecek falan. Ve böyle bir dünyada ve böyle bir psikolojiyle hareket ediyorlar. Suriye'deki bütün bunların aslında püskürtüldüğünü, bütün bunların yanlış olduğunun ortaya çıkarıldığını gördükçe de yani nasıl söyleyeyim kalemlerinden Adeta şey damlıyor. Kan damlıyor, evet. Evet, çok kötü yani. Maalesef. Dolayısıyla buralarda yanlışlarımız aynen devam ediyor ve bu yanlışlar Türkiye'yi vurmaya devam edecek. Bakın, şimdi Türk-Rus ilişkilerine darbe vurmak amacıyla bir suikast gerçekleştirildi, e, ama bu bu amaca ulaşamadılar. Kabul etmek lazım ki Putin de iyi bir devlet adamlığı sergiledi, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin aşırılıklarını da sineye çekti ve sonuçta da Allah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan da hemen o ilk telefon görüşmelerinde kendisinin talebine evet dedi. Yani Ruslar da gelsinler buradaki incelemelere katılsınlar. Dolayısıyla kimsenin şeyinde kafasında bir şüphe kalmasın. Ne kimdi, neydi, ne için yaptı bu iş konusunda. Şimdi evet bu tarafı sağlam duruyor. Yani Türk Rus ilişkileri derinleşmeye, daha da gelişmeye devam edecek görünüyor. Ama provokasyonlarda olmaya muhtemelen devam edecek. Fakat size bir hiç beklenmedik bir belki de bu cinayeti işleyenlerin hiç beklemediği bir sonucu ve Türkiye'ye bir zararını düşünüyorum. Söyleyeyim. Şimdi ben mesela Moskova Üniversitesi'nde bir hocayım diyelim. Seneye aile tatilimi planlıyorum. Gönül rahatlığıyla Antalya'ya gidebilir miyim? Veya oğluma, kızıma, damadıma, gelinime onlar planlıyorlar e, a, şey aile tatillerini. Çocuklar hep beraber Antalya'ya gidelim, her zaman olduğu gibi biz seviyoruz falan. Kolaylıkla diyebilir misiniz şimdi? Yani öyle bir Gü, güvensizliğe Evet. Yani sizin zemin büyükelçiniz, sizin evet. büyük elçiniz. E, Halep'te e, olup bitenlerden dolayı Ankara'da bir polis memuru tarafından öldürülüyorsa kabaca. E, olayların bütün ayrıntılarını b, her Rus vatandaşı takip edecek diye bir şey yok. O zaman demek ki her Rus vatandaşı da potansiyel bir hedeftir bu ülkede. Yani mantık böyle çalışıyorsa. O yüzden Türkiye'deki bu basın kendine bir çeki düzen vermeli artık. Yani o katil bu bilmem ne eşkıya sürüsü falan filan gibi bence doğru değil bunlar. yani evet. Türkiye'nin çıkarına değil. Evet. Sevgili seyirciler, ee, tabii ikinci bölümde... Ee... ...ayrıntılara geçeceğiz... ...başkanlık tartışmalarına gireceğiz... ...ama Suriye konusunu... ...biraz daha açacağız. ...tabii Suriye olayını sorgularken... ...sevgili Emin Gürsel de... ...sevgili Hasan Ünal da... ...işaret ettiler... ...Ahmet Davutoğlu'nun sebep olduğu o faciayı... ...gözden kaçırmamamız gerekiyor... ...Sayın Gürses ifade etti... ...hala o damar maalesef... ...Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin... ...etrafında geziniyor... Bugün 600 bin insan katledildiyse, 3 milyon insan e, Türkiye'de ise ve büyük bir facia yaşandıysa bunun müsebbibi Ahmet Davutoğlu ve onun politikaları. Ha, tam yani... bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bakın iki, iki nokta var. Biri Suriye'de öle ölenlerin hepsine kendi tarafları şehit diyor. Şimdi buna sebep olan insanların akşam gönül rahatlığıyla uyu nasıl uyuyabildiğini sormak lazım. Evet. Esad'ın ordusundan ölenler şehit. Öbür e, taraflardan ölenlerin hepsi şehit. Çünkü hepsi Müslüman bunlar. Evet. Ha. Bütün bunlara sebep olanlar da Müslümanlar ki evet. ve Müslüman ülkeler. Evet. Ondan sonra da dönüyoruz. Vay Amerika'nın komplosuydu yok bilmem ne. Bizim kendi kendimize kurduğumuz komplodan daha fazlasına ihtiyacımız yok yani. Evet. İkinci bir şey de Şimdi Türkiye'nin elinde çok iyi bir fırsat var. Suriye ile yakınlaşmanın bir parçası olarak. Şimdi Türkiye şunu demeli. Demeli ki, başta Avrupa Birliği'ne, bak kardeşim sen bu Suriyeli mültecilerden rahatsız mısın? Gelecekler diye korkuyor musun? Evet. Tamam, ben de Türkiye'de kalmalarından yana değilim. E buradaki Suriye'deki rejim de artık kalıcı. Biz de zaten Moskova'da bu yönde bir deklarasyon kabul etmiş durumdayız. Ee, buradan Nusra'yı da bilmem IŞİD'i bunlar süpürülecek. Bir yandan YPG, PYD'ye karşı Suriye güçleriyle birlikte harekete geçmesi lazım. Bir yandan da başta Avrupalılar olmak üzere ilgili herkese şunu demesi lazım. Bunu Trump da çok uyanlar muhtemelen iş adamı olarak. Biz bu yıkılan, e, perişan olan Suriye şehirlerini yeniden kuralım. Bizim şirketlerimiz yapsın, biz inşaatta iyiyiz. Biz buraları bir senede, bir buçuk senede eski haline getiririz. Herkes de bu fona bir para koysun arkadaş. Avrupa Birliği başta olmak üzere. Ve biz bu mültecileri yerlerine yerleştirelim. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir mülteciler krizide kalmasın. Tamam mı? Sorun. Bu şekilde de çözülsün demenin İkinci tam zamanı. İkinci bölümde devam edelim evet, hocam. Evet. Ee, i̇lk reklama arasına e, gitmemiz gerekiyor. Evet. Emin Gürses ve Hasan Ünal'la beraber Le biz devam edecek sevgili seyirciler. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra beraberiz.